İletişim denilince akla hemen konuşma ve dil gelir. Oysa iletişimin önemli bir kısmı sözsüzdür. Söz kullanmadan anlam aktarma etkinliğine sözsüz iletişim denir. Özellikle kültürler arasılık durumlarında, dilini bilmediğimiz biriyle karşılaştığımızda dil dışında kalan uyarılardan yani sözsüz iletişim kodlarından anlam oluşturmaya çalışırız. Çoğu durumda yanlış anlamaya neden olan bu çıkarımlar, sözsüz iletişim kodlarının farklı kültürden bireyler tarafından kullanılmasına dayanır. Niyetlenen, amaçlanan anlamın karşı tarafta yaratılmasına etkin iletişim denir. Karşıdakinin iletişim kodlarını bilmeyince niyetlenen anlamı karşı tarafta yaratmak amacına ulaşamayacağı için etkin iletişim gerçekleşmez. Zaman ve mekan gibi beden dili ve para dilde sözsüz kodların kaynaklarıdır. Bu konuyla ilgili karşılaşılacak anahtar kavramlar şunlardır: sözsüz iletişim, zaman, mekan, beden dili ve para dil. Bu programı izledikten sonra sözsüz iletişim nedir, sözsüz iletişimle zaman ve mekan ilişkisi nasıldır, beden dili ve para dil nedir ve kültürle sözsüz iletişim biçimi arasında nasıl bir bağlantı vardır sorusuna cevap bulabileceksiniz. Sözsüz iletişim, iletişim sürecinde sözlü olanlar dışında kalan, bireyin ürettiği ya da çevresini kullanmasıyla ortaya çıkan, gönderen ve alıcı için olası ileti değeri taşıyan bütün uyarıcıları kapsar. İnsan sadece gönderenin ürettiği sözsüz uyaranları algılamaz. Bireyin istemli uyaranları dışında, istemeden, farkında olmadan ortaya çıkardığı uyaranlar da anlamın yaratılmasında önemli rol oynar. Sözsüz iletişim sürecinde anlam sözsüz semboller aracılığıyla aktarılır. Jestler, mimikler, duruş ve bakışlar, ses tonu ve vurgulama gibi renkler de kültürden kültüre değişen anlamlar taşır. Sözsüz iletişimin temel işlevleri anlam aktarmak, gerçek duygu ve tutumlarla ilgili bilgi vermek, sözlü iletileri tamamlamak, güçlendirmek, iletişim sürecinde zamanı yönetmek, söz sırasını belirlemek olarak sıralanabilir. Sözsüz iletişim kodları kültürden kültüre farklılık gösterir ve sosyalizasyon sürecinde öğrenilir. Sözsüz iletişimin yalnız bir kısmı bireyin kontrolü altındadır. Bu nedenle sözsüz iletişimde anlam aktarımı çoğu kez amaç dışına çıkabilir, yanlış anlamalara yol açabilir. İletişim sürecindeki taraflar farklı kültürlere mensupsa yanlış anlama oranı daha da artar. Bütün insanlar konuşma dilinden önce aile içinde sözsüz iletişim davranışlarını öğrenir. İlk çocukluk çağlarında yakın çevreden öğrendikleri sözsüz sembolleri içselleştirir ve gündelik yaşamlarında kullanırlar. Bazı kültürlerde enformel yolla öğrenilmiş sözsüz iletişim davranışları gündelik yaşamda örgün eğitimde öğrenilen sözlü iletişim davranışlarından baskın rol oynar. Sözsüz iletişim davranışları mekan, zaman, vücut dili ya da devinsel iletişim paradil çerçevesinde incelenir. Bu davranışlar her kültürde farklı biçimlerde gösterilir ve bu nedenle de farklı anlamlar taşırlar. Zaman, eylemin gerçekleştiği süre olarak tanımlanabilir. Kültürler arası iletişimde zamanın gerçekte ne olduğu değil, insanlar tarafından nasıl algılandığı ve gündelik yaşamı bu algıyla nasıl sürdürdükleri üzerinde durulur. Zaman iletişim sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir ve insanın kontrolü dışında kendi mecrasında akar. Her kültür zamanı kendine özgü biçimde algılar ve anlamlandırır. Kültürler zaman algısı açısından çeşitli alanlarda farklılaşır. Bunlardan birincisi zamanın döngüsel, noktasal ya da çizgisel olarak algılanmasıyla ilgilidir. Zamanı döngüsel algılayanlara göre zaman değişmez bir döngüdür. Her gün sabah ve öğleden sonra akşam ve gece gelir. Sonra yine sabah olur ve günlük zaman döngüsü devam eder. Haftanın günleri hep aynıdır. Yedi günde bir haftalık döngü tamamlanır. Aynı şekilde aylık, mevsimlik ve yıllık döngüler vardır. Zaman kaybolmaz, döner yeniden gelir. Bazı kültürlerde zaman uygun ve uygun olmayan anlardan oluşan süreksiz bir dizidir. Anlık yaşamak denilen yaşam tarzının gözlendiği bu kültürlerde, Geçmişten ders çıkarma ya da geleceği düşünme kavramlarının bir anlamı yoktur. Bazı kültürlerde ise zaman çizgisel, geçmişten gelip geleceğe uzanan bir çizgi gibi algılanır. Bu kültürlerin üyeleri şimdiyi geçmişten gelip ve geleceğe giden dilimleri ayrılmış sürekli bir dizi olarak düşünür. Bu kültürlerde zaman dilimlere bölünebilir, planlanabilir, ayrı ayrı kullanılabilir, kazanılabilir, biriktirilebilir ve paraya tahvil edilebilir. Edward Hall, enformasyon sistemleri kuramında kültürleri zaman algılarına göre monokronik ve polikronik kültürler olarak ayırır. Hall'a göre kültürler zamanı ya bütün ya da parçalı olarak algılarlar. Polikronik kültürlerin üyeleri zamanı bütün olarak algılar ve bütün işlerini zamanı ayırmadan bir arada yürütürler. Monokronik kültürlerin üyeleri için zaman en ince ayrıntısına kadar parçalanabilir ve her biri ayrı ayrı değerlendirilir. Kültürler zaman yönelimlerine göre de geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman yönelimli olarak farklılaşırlar. Elbette bir kültür bu sınıflardan sadece birinde bulunmaz. Zaman yönelimini geçmişten geleceğe uzanan doğru bir çizgi olarak düşünürsek kültürler bu yönelim çizgisinin herhangi bir yerinde bulunabilir. İletişim sürecinin gerçekleştiği mekan anlamın yaratılmasında önemli rol oynar. Her birey mekanı kültürüne bağlı olarak farklı algılar. Bazı kültürlerde mekan fiziksel boyutlarına ve konumuna göre değerlendirilir. İletişim sürecinin içinde gerçekleştiği mekan ve tarafların bu mekan içindeki konumlarının sembolik anlamı vardır. Bazı kültürlerde mekanın kendisinden ve iletişim bağlamında oluşturan nesnelerin kapladığı hacimden çok bu nesneler arasındaki mesafeler çeşitli anlamlar taşır. Türkçede araya mesafe koyma ya da mesafeli davranma deyimleri bununla ilgilidir. Her insanın kendi çevresinde görünmez sınırlarla belirlediği kişisel mekanı ya da kişisel alanı vardır. Bundan sonra dışarıya doğru bireyi çevreleyen ikinci alan hakimiyet ya da egemenlik alanıdır. Her kültürde kişisel alan ve hakimiyet alanları ile ilgili farklı tutum ve davranışlar geliştirilmiş, mekan düzenlenmesi ve kullanımı ile ilgili farklı tarzlar geliştirilmiştir. Beden dili bireyin dış görünüşü ve vücut hareketleriyle anlam aktarımı ile ilgili bir kavramdır. Her kültürde giyim, saç, sakal, bıyık, takılar, makyaj çeşitli mesajlar taşır. İstemli vücut hareketleriyle aktarılan anlamlar dışında istemsiz olanlar bireyin duygu ve düşüncesi, psikolojisi ile ilgili anlamlara kaynaklık eder. Bazı hareketler tek başına anlam taşırken bazıları anlamı güçlendirir ya da aksini söyler. Duruş ve oturuş, yüz ifadesi, bakış ve dokunma biçemleri kültürden kültüre değişir. Paradil konuşmaların sesle içeren sözsüz boyutunu ifade eder ve bir şeyin söylenme tarzı, sözsüz ama sessel davranış, sesin söylenen söz dışındaki özellikleri demektir. İletişim sürecinde sözlü mesajlar sadece sözlük anlamıyla algılanmaz. İletinin anlamını belirleyen etkenler arasında onun hangi ses tonuyla ve vurgularla nasıl söylendiği büyük önem taşır. Ses tonu, vurgu ve dilin melodisi her kültürde farklıdır. Bu nedenle bir yabancı dili kurallarına uygun olarak konuşmak, eğer para dili öğrenilmemişse istenilen anlamı aktarmak için yeterli olmaz. Söz kullanmadan anlam aktarma etkinliğine sözsüz iletişim denir. Sözsüz iletişim kodları bütün kültürlerde vardır. Ancak bir kültürün sözsüz iletişim kodunun farklı bir kültürün kodlarıyla açılması yanlış anlamalara yol açar. Zaman farklı kültürlerde döngüsel, noktasal ya da çizgisel olarak algılanabilir. Polikronik kültürler zamanı bütünsel, monokronik kültürlerse parçalı olarak algılar. Kültürler geçmiş, şimdiki zaman ya da gelecek yönelimli olabilirler. Her kültürde bireylerin kişisel alanları ile egemenlik alanlarının genişliği farklıdır. Dış görünüşten vücut hareketlerine kadar bedenimizle birçok anlam aktarırız. Ancak aynı görüntü ya da hareket farklı kültürlerde başka anlamlar taşır. Konuşulan dilin sözsüz yanları da anlamlıdır. Bir dili öğrenip para dilini bilmeyenler ses tonu, vurgular ve duraklamalar nedeniyle niyetlendikleri anlamları aktaramaz. Dertlerini anlatmakta zorluk çekerler. Bu programda sözsüz iletişim nedir? Sözsüz iletişimle zaman ve mekan ilişkisi nasıldır? Beden dili ve para dili nedir? Ve kültürle sözsüz iletişim biçemi arasında nasıl bir bağlantı vardır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Kültürler Arası İletişim Dersi kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.